Bahar Özkan kanseri yendi, Bodrum'da moral depoladı. Çok çabuk toparladım, şükürler olsun. Halil Ergün Brad Pitt'i neden kıskandı? Bakıyorum burada Brad Pitt'te var. Bodrum Türk Filmleri Festivali'nde yaşanan çok özel anlar Starlight'ta. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Bu yıl 6.sı düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Festivali'ne Türk sinemasının emektar oyuncuları damgasını vurdu. Yürüyelim arkadaşlar. Evet, ortaya açalım, ortaya açalım. Filmler hem Koz Adası'nda hem de Bodrum'da gösterildi. İki yakayı yeniden buluşturan festivalde Halil Ergün, Bahar Özkan, Perihan Savaş ve Serdar Gökhan da bir araya geldi. Sulara giriyorsun. Orhan abi seyrediyor. Kanseri yenen ve morali çok iyi olan Bahar Özkan, festivalden günler önce Bodrum'a gelip dinlenme fırsatı bulmuş. Bodrum çok iyi geldi tabii. Bütün tedavilerim bitti. Geldim Bodrum'a. İşte çok çabuk toparladım, şükürler olsun. Kendimi de iyi hissediyorum. İnşallah Rabbim bundan sonra kötü bir şey yaşatmaz. İnşallah. Kimseye yaşatmasın. Halil Ergün'de de bir değişim söz konusu. Değerli izleyenler, siz de fark ettiniz öyle değil mi? Halil yaramaz çocuklar gibi. Hiç saçım, hiç saçım uzun olmadı, biliyor musunuz? Yaramaz çocuklar gibi. Hayatımda uzun saçlı olmadı saçım. Bıyıklı ve kısa saçlı adamlardık hep. Böyle işte geçip giderken dedim ki bakıyorum burada Brad Pitt'te var. Colin Farrell'de gördüm, böyle saçları döküyor. Saçları uzat. Evet, belki de ondan. O şımarıklık yani. Dökülmedi ya. Bu arada saçla ilgili ilginç bir ayrıntı geliyor Halil Ergün'den. Beyaz saç dökülmez biliyorsunuz. Erken ağardığı için. Beyaz saç dökülmez, tutar kafada. Saçlar havalı, moraller yerinde, festival şahane. Anıların masaya yatırıldığı gecede Perihan Savaş önemli bir detay hatırlıyor. Senden bir filmimiz var bıyıksız. Senin bıyıksız halini. Evet. Filmimiz var. Hangi hali? Bıyıklı bıyıksız mı? Bıyıklı. Bıyıklı. Bıyıkla özdeşleştik artık. Evet. Bıyığı kestiğim zaman yadırmıyorum kendimi. Bir acayip görüyorum kendimi. Peki, detay hatırlama sırası muhabirlerde. İbrahim Bey, dinlediniz mi şarkıları ya da biliyor musunuz ki herhangi bir fikriniz var mı? Hayırlı uğurlu olsun. Öyle kızım, çok hayırlı uğurlu olsun. Halil Ergün, İbrahim Tatlıses'in bir an evvel sahnelere dönmesini diliyor. Benim için çok değerli bir sestir. Yani dünya çapında bir sestir ve çok değerli bir şarkıcıydı. Tabii iş adamlığı, başka işler de yaptı. Ama asıl işi bu. Yeniden şarkı söylemesinden çok mutlu olurum ben, yani söylemesinden, şarkı söylemesinden. Dilerim söyler yani. Ya oradaki dileğimi devam ettiriyorum çünkü artık başka bir şey yapmasın zaten. Sadece şarkı söylesin bence. Festivalin ödül töreni Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlendi. Ünlü oyuncular gecede ödül almak için sahneye çıktı. Işıl Yücesoy yaptığı şakayla yürekleri ağızlara getirdi. Ay çok erken geldim dünyaya. Ay çok erken. Ay ne güzel aramızda olmak, biliyor musun? Sağ olun, bana lütfettiler, bu onur ödülünü verdiler. Ama beni en çok mutlu eden sizlerle, bu kır saçlarımla ve 1000 kilomla hala inatla ben varım diyerek gözlerinizin içine bakmak.